gösteriyor. Eğer bir insan değişime direnirse, gelişime direnirse, ayak uydurmazsa o zaman mutsuz oluyor. O zaman ihtiyacı olan salgılar salgılanmadığından dolayı depresyona giriyor, üzüntüye giriyor, hastalıkları başlıyor, yüzündeki kırışıklıklar çoğalıyor ve bu insan fizyolojik olarak, psikolojik olarak çöküyor sevgili. Şimdi şu cümleyi not alın. Bir insan değişime, gelişime direnirse yaşam, olaylar onu öyle veya böyle ona ders verir. Çünkü değişim mutlaka oluyor. Mutlaka bir şey değişmesi lazım. Şöyle örnek verelim. Bir insan araba sürmeyi öğrenmek istiyor. Araba sürmek istiyor. Yani bir yerden bir yere hızlı gidebilmek için yürümek değil de araba sürmeyi öğrenmek istiyor. Bu arabayı oraya götürebilmek için araba sürmeyi öğrenmesi lazım. Ya kişi arabayı satın alacak, sağa sola çarparak sürmeyi öğrenecek ama arabası paramparça oluyor. Arabanın içerisindeki insanlar yaralanıyor. O şekilde hedefine ulaşıyor ve çok uzun sürüyor bu yolculuk. Veya kişi direnmeyecek değişime, gelişime. Gidecek bir şoför öğretmeni eşliğinde araba sürmeyi öğrenecek. Ve acı çekmeyecek burada. Hani etrafında biraz önce arabanın içerisindeki yolcular vardı ya, akrabalar. Onlar sevdikleri, onlar yaralanmayacak. Kendisi yaralanmayacak. Çünkü arabayı çarptığı zaman etraftakiler zarar görüyor. Kendisi zarar görüyor. Acı çekmeden, büyük bedeller ödemeden şoför öğretmeni eşliğinde her insan araba sürmeyi öğrenebilir. Dolayısıyla kendini geliştirmeye direnmek sana zarar verir. Seni zarara sokar. Senin etrafında insanlar zarar görür. Seni hayat, yaşam, olaylar öyle de değiştirecek, böyle de değiştirecek. En iyisi hiç direnme, kendini geliştirmeye açık ol. Ve değişime ayak uydurmaya hazır ol. Sen hazırsan hazır zaten yetişir. Eğer sen de acı bedeller ödemeden arzuladığın hedefe ulaşmak istiyorsan, yani kaliteli bir yaşam, bereketli bir yaşam, huzurlu bir yaşama ulaşmak istiyorsan, o zaman kendini geliştirmek için hemen bugün ayağa kalk ve harekete geç.